Merhaba, ben Doktor Murat Doğan. Kırşehir Ali Evren Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanıyım. Bugün size griple ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Nasıl yayıldığı ve korunma yolları ve kimlere yaptırmamızla gerektiği ilgili. Grip, influenza A ve B virüslerinin neden olduğu, ani başlayan yüksek ateş, öksürük, yorgunluk ve kas ağrıları gibi semptomlar gösteren, burun, boğaz ve bazen akciğerleri etkileyen bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. Bebekler, bağışıklığı düşük bireyler, kronik hastalığı olanlar ve yaşlıları daha olumsuz etkiler. Semptomlar açısından bu kişilerin gribe daha dikkat etmesi gerekmektedir. Grip belirtileri nelerdir? Grip, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. Ateş, titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, hapşuruk, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik, ishal ve nadiren kusma ile seyreder. Çocuklarda ise bu duruma kusma ve ishal eşlik edebilir. Küçük çocuklara dikkat edilmesi gereken ise ek olarak huzursuzluk, iştahsızlık ve beslenememe durumlarının olmasıdır. Bu gibi durumların olduğunda vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekmektedir. Belirtilen hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeyde ulaşılabilir. Halsizlik, grip geçtikten sonra bile birkaç hafta devam edebilir. Şikayetler genellikle 7 gün sürer. İlk 2-3 gün içinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme başlar. Ancak tam olarak düzelmesi 1-2 haftayı bulabilir. Peki grip nasıl bulaşır diye baktığımızda temel olarak hasta bireylerin öksürmesi, hapşurması veya konuşması esnasında yaydıkları damlacıkların sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır. Hasta kişinin öksürmesi veya hapşurması ile influenza virüsünü içeren milyonlarca damlacık etrafa dağılır. Bu damlacıklar enfekte bireylerin 1-2 metre uzağına kadar yayılabildiği gösterilmiştir. Az da olsa bu damlacıkların bulaştığı yüzey ve nesnelerle temas ettikten sonra da ellerin ağız, burun ve gözlere götürülmesiyle de bulaşabilmektedir. Ve yine tekrardan tokalaşma, öpüşme, 1 metreden fazla yakınlaşarak konuşma da önemli bulaş yollarından biridir. Ve kapı kolu, masa, bardak gibi yüzeylerde de virüsün 2 ile 8 saat canlı kalabildiği gösterilmiştir. Peki bulaştırıcılık ne zaman başlar diye baktığımızda, hasta kişilerin belirtileri ortaya çıkmasından bir gün öncesinden başlayarak hastalığın 5. ile 7. gün arasına kadar bulaştırıcılık devam edebilir. Peki aşılar nasıl? Aşılar güvenli mi diye sorduğumuzda, aşılar tüm dünyada 60 yıldır güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta 60 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. Virüs, influenza A, B ve C suçlarından oluşmaktadır. İnfluenza A suçu daha çok ağır seyreden ve büyük salgınlara yol açan suçtur. İnfluenza B suçu çocuklarda görülen ve daha hafif semptomlarla seyreden. İnfluenza C ise hayvanlarda görülür. Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip ederek aşı içeriği için her yıl önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri dikkate alınarak güncellenir. Peki aşının koruyuculuğu nasıldır diye baktığımızda, son yıllarda kullanılan aşılarda influenza A'nın 2 alt tipi ve influenza B'nin tek alt tipi yer almaktadır Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri üzerine. Sağlıklı ilişkinlerde aşı %80'e kadar koruyuculuğu bulunmaktadır. Yaşlılarda koruyuculuk daha da düşmekle beraber komplikasyonlar ve ölümleri azalttığı için Dünya Sağlık Örgütü önermektedir ve bu konuda bilimsel yayınlar ve çalışmalar vardır. Peki aşımızı ne zaman yaptıralım ve kimlere yaptıralım? Aşımızı özellikle grip mevsimi boyunca, yani Ekim ve Mart aylarında yaptırmamız gerekiyor. Ekim ve Mart ayları içerisinde herhangi bir zamanda yaptırabiliriz. Kimlere yaptıralım? 65 yaş üzerindeki kişilere, yaşlı bakım evinde kalanlara, astımlı ve kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlara, diyabet, böbrek ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere, influenza sezonunda gebeliği 3. ayından, yani ilk trimesterden büyük olan gebelere önerilmekte. Gene grip virüsünü riskli gruplara bulaştırabilecek olan örneğin sağlık çalışanları, yaşlı bakım evlerinde çalışanlar, ev ziyareti yapanlar, grip açısından riskli ev halkı da yaptırması gerekmektedir. HIV ile enfekte kişiler de grip açısını yaptırması gerekmektedir. Ve yine tabii bu grupların hiçbirinde olmayıp
aşı yaptırmak isteyen herkes de aşısını yaptırabilir ve önerilmektedir. Peki korunma yöntemleri nelerdir diye son olarak kısaca onlardan da bahsedersek, hastalıktan tabii korunmada en önemli etken birincisi bizim için grip aşısıdır. Diğer önemli yollardan bir tanesi de tabii kişisel sağlık ve kişisel hijyen kurallarına dikkat etmektir. Ellerimizin bol su ve sabunla yıkanmasıdır. Kalabalık ortamlardan uzun süre uzak durmak gerekmektedir. Ağız, burun ve gözlere özellikle kirli ellerle dokunmayalım. Hastanın temas ettiği veya virüsün bulaşmış olabileceği sık kullanılan dokunum yüzeylerin çamaşır sularıyla sık sık temizleyelim. Bu yüzeylerin temizlenmesi ve ellerin sık sık yıkanmasıyla bulaşma riski en aza indirilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Teşekkürler.